saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Hatay milletvekilimiz mücbir sebebiyle alakalı uzatma olacak mı diye bir soru sordu. Bu komisyon olarak bizim uhdemizde olan bir yetki değil. Bir yasama veya bir yasayla da yapılmıyor ki genel kurul buna bir karar versin. Bu hükümetin uhdesinde olan bir konu. Şu an hükümet yetkililerinden aldığım bilgi bir uzatmaya gitmeyecekleri yönünde. Deprem bir mücbir sebep ilan etme halidir. Ancak depremin etkilerinin ortadan kalkmasıyla beraber mücbir sebebin ortadan kalktığını, beyannamenin verilebildiğini, belge ve kaydın tutulabildiğini dile getiriyorlar. Dolayısıyla bir uzatma söz konusu şu an itibariyle değil ama sonrasıyla alakalı yapılacak başka bir değerlendirmede hükümetin farklı bir kararı olur mu onu bilemiyorum ama şu an hükümetin gündeminde olmadığını ifade edebilirim. Bir diğer soru bu yurt dışı çıkış harçları ile alakalı. Özellikle bu sınır bölgeleriyle, sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla alakalı bir milletvekilimiz sordu. Değerli milletvekilleri, çıkış tarihi itibariyle yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşında doldurmamış olanlar, pasavan diye adlandırılan sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesini sağlayan belge ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışında ticari amaçla sefer yapan Karadeniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmıyor. Bunlar istisna kapsamında. Yine birinci bölüm üzerinde yapılan değerlendirmelerde şimdi söz alan milletvekillerimizin komisyon raporunu veya bizi ilgilendiren boyutuyla alakalı soruları cevaplandırdım. Birinci bölüm üzerinde sayın milletvekillerin yaptıkları konuşmalarda dile getirdikleri hususlar vardı. Bunlardan bir tanesi kayıt dışı ekonominin vergilendirilememesi ve verginin tabana yayılamaması sorununu çözmek için hangi önlemler alınmaktadır? Bunların tabii bir kısmını, önemli bir kısmı hükümet alıyor. Yasama ile alakalı da bizler milletvekili olarak aldığımız tedbirler var ama genel itibariyle kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin araştırılması ve bunların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, hukuki düzenlemeler ve az önce ifade ettiğim gibi idari düzenlemeler olarak iki şekilde ifade edilebilir. Kayıt dışılıkla mücadele konusunda hazırlanan eylem planları ile belirlenen alanlarda çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Geçmiş dönemde geçtiğimiz yasama döneminde burada önemli özellikle vergi yükünün toplandığı bazı alanlara yönelik parlamentonun da çeşitli düzenlemeleri olmuştur. Bu bağlamda yine geçtiğimiz dönem akaryakıt sektörüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 2021 yılında 7318 sayılı kanunla akaryakıt kaçakçılığı büyük ölçüde önlenmiştir. Burada %20'lik KDV haksız bir şekilde ve yasa dışı bir şekilde satılmak suretiyle bir haksız kazanç elde ediliyordu. Teklif ve vergi mevzuatının yapılması öngörülen değişikliklerle kayıt dışılık mücadeleye katkı yine bu teklifte sağlanacaktır. Bu bağlamda günlük hasılat tespitlerinin yapılması, gelir ve kurumlar vergisinde tevkifat kapsamının genişletilmesi, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının caydırıcı bir seviyeye getirilmesi, kayıt dışı çalışanlara vergi ziyanının artırımı uygulanması, başkasının banka hesaplarını kullananlara ve hesaplarını kullandıranlara özel usulsüzlük cezasının kesilmesi, başkasına ait post cihazı kullananlara ve bunu kullandıranlara özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gibi düzenlemeler bu kanun kapsamında da yapılmaktadır. Yine kadın kooperatiflerine muafiyet sağlayacak mısınız şeklinde bir soru geldi. Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince kooperatifler sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yedek aşçıların ortaklara dağıtılmaması, yönetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi şartıyla kurumlar vergisinden muaftır. Muafiyette kadın erkek kooperatif ayrımı bulunmamaktadır. Usulsüzlük 2024 yılı için usulsüzlük cezaları birinci derece usulsüzlük, ikinci derece usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarından ne kadarı tahsil edildi diye bir soru soruldu birinci bölüm üzerindeki konuşmalarda. 2024 yılının ilk 6 ayında 851.293 mükellefe 6.2 milyar lira özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezası kesilmiştir. Bu tutarın 1.7 milyar lirası itiraz edilmeden tahakkuk etmiş ve 468 milyon lirası aynı dönemde tahsil edilmiştir. Kesilen ceza tutarının
4,5 milyar lirası ihtilaflı olup henüz kesinleşmemiştir. 2024 yılının ilk 6 ayında genel bütçe geliri olarak tahsis edilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları toplam tutarı ise 1 milyar 217 milyon Türk lirasıdır. Vergi cezaları ve diğer cezalardaki tahakkuk ve tahsilat oranları nedir, neden düşüktür diye yine konuşmalar içerisinde bir soru yöneltilmiştir burada. Değerli milletvekilleri, şöyle ki tablolarda yalnızca ilgili yıl içinde tahakkuk eden alacağın ilgili yıl içindeki tahsilat oranı bulunmamaktadır. Bu tablolarda bunların yanı sıra önceki yıllardan gelen ve işine tahsil kabiliyetini yitirmiş alacaklarda bulunmaktadır. 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle kümülatif genel bütçe geliri olan vergi cezaları, yargı para cezaları, idari para cezaları dahil olmak üzere toplam idari para cezaları tahakkuk bakiyesi 576,9 milyar Türk lirasıdır. 30 Haziran 2024 itibariyle vergi cezalarının yaklaşık %59,5'inin yani 343 milyon Türk lirasının tahsil kabiliyeti bulunmamaktadır. Vergi cezaları özelinde ise tahsil edilmesi gereken 375 milyar liranın yaklaşık %70'inin yani 263 milyar lirasının tahsil kabiliyeti yoktur. Kalan tutarın bir kısmı yapılanma kanunları içerisinde taksitler halinde ödenmektedir. Bir kısmı ile ilgili yargının yürütmeyi durdurma kararları vardır. Bir kısmı ile ilgili tahsilat çalışması da devam etmektedir. 2024 yılı içinde tahakkuk eden cezalara karşılık bu yıl için lütfen son sözlerinizi alalım. 2024 yılı içinde tahakkuk eden cezalara karşılık bu yıl içinde tahsil edilen tutarlar dikkate alındığında bu oran ortalama %25 civarındadır. Teşekkür ediyorum. Evet, soru cevap işlemi tamamlanmış ve birinci bölüm üzerindeki görüşmeler de tamamlanmıştır.